Hayat radyoda. Çocuk ruhum kaygılardan azade. Yüzlerde nur, ekinlerde bereket. At üstünde mor kâküllü şehzade, unutmaya başladım memleket. Şakağımda annemin sıcak dizi, kulağımda falcı kadının sözü, göl başında padişahın üç kızı, alaylarla Kaf Dağı'na hareket. Bugün Orhan Veli Kanık'ın masal şiiriyle dokunduk hayata. Her türlü engeli aşarak bizleri bir ve bütün kılan güdü, zoru kolay, imkansızı mümkün kılan o güç ve irade radyolarınızdan, namı diğer o sihirli kutudan sarıp sarmalayıverdi bir sarmaşık edasıyla hayat. Programı hazırlayan Feride Burcu Sürgit, teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve ben Altuğ Köselerli, en az insanları kadar güzel ülkemizi batıdan doğuya, kuzeyden güneye tek bir solukta içimize çekerek selamlıyoruz İzmir Radyo stüdyolarından sizleri. Sorguladığında anlamı, düşlediğinde özgürlüğü, kucaklaştığında sevgiyi, paylaştığında bereketi çoğalan hayat radyoda. Gecesinde camlar dolu sular. Kış gecesinde camlar dolu sular. Yağmurda güneş görmek, seni sonsuz seyretmek. Bağlamak kanayan yarayı, ağlamak doyasıya. Bağlamak kanayan yarayı, ağlamak doyasıya. Şarkılı bir masaldır yaşamak, bir özlem yangınıdır yaşamak. Acısı derdi çok olsa da, inan yine de güzel yaşamak. Şarkılı bir masaldır yaşamak, bir özlem yangınıdır yaşamak. Acısı derdi çok olsa da, yine de güzel yaşamak.
Sevin Gülbahadır'ın seslendirdiği Bir Masaldır Yaşamak'la açtık bugün programı. Çünkü bugün bir masalcı anacağız hep birlikte. Derlediği masallarla sadece Türk halk edebiyatına katkı sunmakla kalmamış, dünyaya yayılan bir de ün kazanmış olan eğitimci, yazar, radyo programcısı Eflatun Cem Güney'in ölüm yıldönümü bugün. 1956 yılında Açıl Sofra Maşıl kitabındaki masallarıyla Danimarka'daki Hans Christian Andersen Medal kurumunca Dünya Çocuk Edebiyatı Onur Belgesi'ne layık görülen Güney, aynı ödülü 1960'da bu kez Dede Korkut Masalları adlı eseriyle almıştı. Bir masal anlatsam sana kollarımda, şu benim dünyamda seni rahatlatsam. Bir masal anlatsam hem de bulutlarda ve sen de inansan. Seninle bir inci denizinde, bir mercan evinde sevişebilsek birlikte. Bir masal anlatsam sıcacık yuvamda, ösetsem uyusan o hayal dünyamda. Bir masal anlatsam her şeyi unutsan, şu benim dünyamda seni rahatlatsam. Bir masal anlatsam hem de bulutlarda ve sen de inansan bana. Bir Masal Anlatsam adlı şarkıyı Ajda Pekkan'la 5 yıl önce 10 yıl sonra grubundan dinledik. Bugün ölüm yıldönümü olan Eflatun Cem Güney'e masal babası ünvanını kazandıran, sadece masal türüne kazandırdığı eserlerle sınırlı değildi. Kullandığı dilin sanatsallığı, şiirselliği ve akılcılığı da Türk halk edebiyatına büyük değer katmıştı. Yazarın eserleri 55 ulusun çağdaş masal yazarları arasından seçilerek onur listesine alınan 11 eser arasında en mükemmeli kabul edilir. Hikayeler anlatıldı, şarkılar söylendi birer birer. Bütün dersler çıkarıldı ama olmuyor. İnsan yaşamadan öğrenmiyor. Gözlerim hala yollarda, kimsesiz bir tap düşmüş kırgın bir haldeyim. Ümidim çırpınır içimde, bilmem ki derdimi kimlere arz edeyim. Ama olmuyor denedim, olmuyor denedim, olmuyor denedim, olmuyor. Hikayeler
hikayeler anlatıldı, şarkılar söylendi, kim bilir bu arada kaç kalp daha kırıldı. Olmuyor, insan yaşamadan öğrenmiyor. Gözlerim hala yollarda, kimsesiz bir tap düşmüş kırgın bir haldeyim. Ümidim çırpınır içinde, bilmem ki derdimi kimlere arz edeyim. Bugün şarkılarımızla da masalı anlatıyoruz sizlere. İyi ve kötünün durmaksızın devam eden mücadelesi üzerine kurgulanan masallar, ait oldukları toplumun yaşayışına, hayat felsefesine dair öğeleri eksiksiz şekilde içermeleri bakımından da kültürel zenginliğin belgelenmesinde başat rol oynarlar. Amerikalı antropolog ve folklor araştırmacısı William Bascom, 1954'te yayımlanan bir makalesinde masalların iki işlevinin altını çizmiş. Birincisi, bireylerin toplum tarafından kendilerine dayatılan baskılardan kaçmalarını sağlamak, bir diğeri ise ahlakı, etik değerleri güçlendiren ve geliştiren pedagojik araçlar sunmak. Yine bir çam ağacının dallarıyla göz göze, tıpkı çocukken odamın penceresi. Yaşlandım ya da olgunlaştım diyelim anne, ama hiç eksilmedim o günden beri. Bir kuşun kanadındayım hala, çocuklar gibi hayallerim var. Masallara inanırım hiç durmadan, çok sahici anlattığında hayallerime dokun. Ellerimi tut, anlat bir tane daha. Hadi yine göğsünde uyu. Hayallerime dokun. Ellerimi tut, anlat bir tane daha. Hadi yine göğsünde uyu. Uykudan önceler
Sabahları yastık altına gofretler. Ne kadar uzak olabilir sanki dün gibi. Şefkatin aynası misali, aynı bakar ya hala o gözler. Zamana meydan okur asırlık çınarlar gibi. Bir kuşun kanadındayım hala, çocuklar gibi hayallerim var. Masallara inanırım hiç durmadan, çok sahici anlattığında. Hayallerime dokun, ellerimi tut, anlat bir tane daha. Hadi yine göğsünde uyu. Hayallerime dokun, ellerimi tut, anlat bir tane daha. Hadi yine göğsünde uyu. Araştırmacılara göre masalları yeniden okunabilir, dinlenebilir, izlenebilir, anlatılabilir bir türe dönüştürebilmek için sahadan derlenerek oldukları gibi korunmaları yeterli değil. Eş zamanlı olarak uygulamalı halk bilimi yöntemlerinin de devreye sokulduğu çalışmaların yapılmasının büyük önemi var. Bu tip girişimler artık neredeyse hiç anlatılmayan ve okunmayan masallara dönüşen Türk masallarının ve masal çalışmalarının da ufkunu açacak güce sahip olduğu söyleniyor. Bu kez Metin Üzülkü ile devam ediyoruz. Aşk Masalı. Çıkar bozulsalar, ne desem anlamaz, arzu halde ömrü billa oyalar şu yasaklar. Aşkımızdan çıksalar çıkmaz sokaklar, dargınlıklar, sebepsiz yaşlar bize yakışmaz. Masalıymış belki yalan, biraz eski, yamalı belki, belli olmaz, belli olmaz. Paşa gönlüm sana doymaz. Aşk masalıymış belki yalan, bir ev eski, havalı belki, belli olmaz, belli olmaz. Paşa gönlüm sana doymaz. Zaman ellerim ona uzansa cevabından korkarım şu kurallar. Ne çıkar bozulsalar, ne desem anlamaz, arzu halde ömrü billa oyalar şu yasaklar. Aşkımızdan çıksalar çıkmaz sokaklar, dargınlıklar, sebepsiz yaşlar bize yakışmaz. Aşk masalıymış
belki yalan, biraz eski, yamalı belki, belli olmaz, belli olmaz. Paşa gönlüm sana doymaz, aşk masalıymış belki yalan, birer eski, havalı belki, belli olmaz, belli olmaz. Paşa gönlüm sana doymaz. Masalıymış belki yalan, biraz eski, yamalı belki, belli olmaz, belli olmaz. Paşa gönlüm sana doymaz. Aşk masalıymış belki yalan, biraz eski, yamalı belki, belli olmaz, belli olmaz. Paşa gönlüm sana doymaz. Aşk masalıymış belki yalan, birer eski, havalı belki, belli olmaz, belli olmaz. Paşa gönlüm sana doymaz. Tekille Çoğul, Tikelle Evrensel arasında süren kadim gerilimi sonlandırabilmek, hayatı akıl ve kalp birlikteliğiyle anlamak ve anlamlandırmakla mümkün. Aslında bugün programın konumuz olan masallar da çocukluğumuzdan beri tam olarak bunu öğütlemiyor mu bizlere? Dileriz ki gününüzün geri kalanı anlayış, sağduyu ve hakkaniyetle harmanlanmış, bütünün iyiliğine ve hayrına hizmet eden, yani bilgelikten payını alabilen bilgi ve eylemlerin rehberliğinde tamamlansın sevgili dinleyiciler. Yarın yine aynı saatte İzmir Radyosu stüdyolarında hayatı daha zengin bir düşünsel iklimle hep birlikte inşa edebilmek umuduyla veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın. Bir nokta diyor dünyada, bir hayat sönüyor bir anda. Bu kavgalar neden? Ümitsiz yarınlar bizi
deme. Sen yine öyle de böyle de bana gel. Ne kavga ne sevda, bitmez bu dünyada. Sen yine öyle de böyle de bana gel. Ne masal ne rüya, hepimizin bu güzel dünya. Ne masal ne rüya, hepimizin bu güzel dünya. Hayat Radyo'da.